Rossi'nin sezon başı mı yapması gerekiyordu bu imza olayı? Yani Aykut İnce orada aslında Fenerbahçe kulübü e, sosyal medyada çıkan iddialara daha çok cevap verdi. Rossi ile sezon başında... Ee, kiralık sözleşme yapılmıştı Eğer opsiyonu kullanırsa da 4 yıllık bir sözleşme yani toplamda 4 yıllık bir sözleşme olacaktı ama kiralama seçeneği Fenerbahçe'nin isteğine bağlı bir seçenek bunu vurgulamak için yeniden e, bu detayları paylaştılar. Tabii gönül isterdi ki transfer ilk açıldığında açıklandığında bu şekilde detaylı paylaşılsın. E, bu o tam hiç oluşmasın ama dediğim gibi yeni bir gelişme yok. E, sadece opsiyonun seçeneğe bağlı olduğunu vurgulama amaçlı yeniden açıklandı. Eee Rossi ile de seçeneğin çok fazla kullanılmasını beklemiyoruz. Pekala. Eee Slavya Prag maçı öncesinde takımın psikolojik durumu nasıl? Mesut Özil kadroya alacak mı? Acaba 11'de başlatır mı? Bilemiyorum. 11 çok zor Aykut abi. Fiziksel olarak takımın gerisinde ama kadroda olmasını bekliyoruz. Artık e, o bireysel antrenman programında da iyi bir noktaya geldi. Fiziksel durumu takıma biraz daha yaklaştı Mesut Özil'in. Pırak'ta deplasman maçında kadroda olmasını bekliyoruz. Eğer... Pırak'ta olmazsa da Kasımpaşa maçında mutlaka kadroda olacaktır. Ee, bu şekilde Mesut'u anlatabiliriz. İrfan da keza o da sağ çalışmalarına başladı. Onun da biraz e, o fiziksel açıdan takıma yetişme durumu e, tabii bir yandan da kırın, tam iyileşme süreci derken onun da biraz daha e, kadroya girme süresi zaman alacaktır ama çok tabii... E, uzak bir zamandan bahsetmiyoruz. Bunun yanı sıra Minçe ya kim yoktu son oynanan maçta? Giresunspor e, özür dilerim. E, Slavya Prag maçının ilk maçında oynanan maçta sakatlanıp çıkmıştı. Hafif bir adale sertleşmesi vardı. E, fakat e, kimin de yarınki antrenmana katılmasını ve Prag'a gitmesini bekliyoruz. Ondan da pozitif haberler geldi. E, yani Fenerbahçe'nin Kadroya yazamadığı Rossi, Crespo, Burak dışında Gustavo ve Novak sadece sakat oyuncuları kalıyor gibi gözüküyor. Morali de şöyle anlatmak istiyorum. Özellikle İsmail Hoca bu turu geçeceklerine inanıyor. Ee, i̇lk maçta yaşanan e, durum tabii ki hiçbir şekilde memnun etmedi ama hani Fenerbahçe bu turu kafasında elendi noktasında değil. Tam tersine bu turu geçmek için de Hatay Spor maçında biraz daha rotasyonlu bir kadro, rotasyon yapılmış bir kadroyla sahada yer aldı. Ee, as gibi as oyuncu diyebileceğimiz oyuncular daha fazla kulübedeydi. Hatta bu maça dair aşağı yukarı bir muhtemel 11'de paylaşabiliriz. Buradan da hani nasıl bir değişiklik olacağını aktarabiliriz. Kalide yine Altay olacak. Defansın sağında Nazım Osayi ikilisinden biri Nazım çok yüksek ihtimalle. Stoperde Serdar Aziz veya Zala'yı kim yetişirse Serdar Aziz'in yerine kim oynayacak? Sol beke Ferdi geri dönüyor. Orta sahada Ozan Sosa. Önlerinde Pelkas'ın forması garanti. Mert Hakan oynayacak çok yüksek ihtimalle. Valencia oynayacak. Son isimle ilgili bir soru işareti var. Burada işte Osay önde olabilir, Beriş'i olabilir, Serdar Dursun olabilir. Yani 11. forma konusunda biraz kararsızlık Peki. var. Peki. Fenerbahçe bu turu geçeceğine inanıyor. Ciddi bir e, odaklanma söz konusu. Peki. Ama tabii ki sahadaki karşılığı olacak mı soru işareti bu. Çok uzun bir yerden sonra iki galibiyet üst üste almak bu turu olan Beklentiyi de inancı da arttırdı. Fenerbahçe evet. orada kazanabileceğini düşünüyor. Futbolcuları da bunu aşıladı İsmail Kartal. Yoğun bir çalışma var. Biz de tabii Peki. ki dileriz ki Fenerbahçe oradan istediği sonucu alır. Teşekkür ediyoruz Ahmet'e. Ahmet Selim Kula, Aldün abi, Mahmut abiyle biz devam edelim. Reklama çıkacağız ama şu Darmstadt'ta e, Serdar'ın attığı penaltı vardı. E, Almanya 2. Liginde oynarken gol kralı olduğu sene. Evet, aynısı işte. Ya şöyle, Kadıköy'de de aynısı. İnsanlar şöyle düşündüler. Ya biraz gayri ciddi işler yaptı. Yani ikinci penaltiyi gayri ciddi. Yo, oyuncu zaten bu penaltıyı atıyor. Tabii Onun için ya, getirmek tabii. istedim. Ya yani böyle atıyor penaltı. İşte diyor Panenka yapacaktı, yapamadı da. Yok yok. Şey, bu, işte, e... bu işte 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 An penaltı. Anladın mı demek istedim? Anladım ben. Aynı penaltı. Ayrıca şu var, e, burada mutlu olmamız gereken bir şey var ya. Yani e, neredeyse işte üçüncü gün oldu. Bunu konuşuyoruz. bir Yani zaten görsel şov değil mi? Ya biz marka değerinden bahsetmiyor muyuz? Yani bu penaltıyı attığı için üç gün konuştuk mesela. Evet. İşte e, ayrıca oyuncu onu da söyleyeyim. İşte bu, buyur abi. Evet. Ayrıca oyuncu bu penaltıyı tesadüfen Aynı penaltı <laughs> bak fotokopi. <laughs> şey e, kaleci Münir dağıldı biliyor musun? Bak, e tabii yani çünkü bu... Şaşırdı yani. Bence o rakipteki Almanya'daki kaleci de aynı şekilde. Mahmut abi sen bir şey diyordun. Şimdi bir şey daha söyleyeyim hoca vereyim? hocaya vereyim. Bir şey daha söyleyeyim mi, hocaya vereyim. Ya Münir de dersini çalışmamış. Ama bunu, <laughs> dersini, bekle, bunu dersini çalışsaydı hocam. ya bu penaltıları nasıl atıyor falan diye. Bunu Çünkü şunu beklesin. söyledi Arda biliyorsun Arda'nın bir açıklaması var. Bizim takımımızda birinci penaltıcı e, Serdar abi dedi ikinci penaltıcı benim dedi. Yani, yani işte biraz evvel bahsettiğimize çıkıyor. E, Hakan Çağlan'ın da bahsetti mi? bütün duran toplar falan hepsi. Demek ki ikinciye kadar geldiyse penaltı atışında Arda'nın o kalitesini zaten biliniyor. Bir yerler Şimdi bir kardeşimiz yazmış. E, demiş ki evlat yoktur iyi topçu kötü topçu vardı. Benim ne demek istediğimi evlat demek istediğimi anlayamıyorlar. Bir i̇lkokul talebeleri nasıldır? Babalı, şey gibi sizi baba gibi görür. Siz onları evlat gibi görürsünüz. Biz neleri yetiştirdik? Arkadaşlar oturdukları yerden yazıyorlar ama e, biz Kimler çekmedi? Almanya'dakilerini ne basit Yurt dışındaki, Türkiye'dekiler evet. yeter. Onlar mı? hepsi bizim evlatlarımız. Yok yok evladım. anladım de hala boş. anlatmak istedim. Topçu topçunun ne olduğunu biz de biliyoruz. Futbolcu farklıdır, topçu farklıdır. Şu, <laughs> kaç teknik direktör? Kaç teknik? Yani tabii söyledim size. Söylersen de. Söyler, sen 20 deriz biz <laughs> yani. tamam Tamam sormayacağım. Ver bakalım ekranı Aslı. E, 20 teknik direktörün görevine son verilmiş. Yani biz burada gülüyoruz da Üzül, İşler alınacak halimize gideriz. Maalesef öyle. Şimdi bakın birinci hafta Şenolcan Kasımpaşa ikinci hafta Yalçın Hoca gitti. Samet Hoca gitti. Göztepe'de Ünal Karaman. Alanya'da Çağdaş Hoca Rize'de Bülent Uygun Başakşehir'de Aykut Hoca efendim Malatya'da İrfan Buz ha? Antalya'da Ersun Yanal Kasımpaşa'da Cihat Arslan. Evet Bu da var. İkinci sayfa var. 15. hafta Sergen Hoca gitti. Farioli gitti Karagümrük'ten. Hakan Kutlu gitti. Pereira gitti. Bülent Korkmaz Alanya'dan gitti. Fatih Hoca gitti. Mustafa Hoca gitti. Mert Nobre de gitti. Yani 6 ayda hani 20 ve 23. hafta 2 hoca gitti. Şumudika. Şumudika gitti. Hamza Hoca gitti en son. Değil mi bu? Evet. Yerine gelenleri sa saymayalım. Gelenlerden sağ, en mı? başarılı kimler? Takımlar. Bir dakika. Lütfen ekrana bakma abi. Evet. Gözünü seveyim. Sen Halil abi sen bak kopya çek. Ben ben teknik... nasıl bakmayayım Karşımda <gülüyor> duruyor. <gülüyor> tamam, <orada. gülüyor> Mahmut abi göremiyor ama. Mahmut abi. Yo, bakmadım vallahi. <laughs> teknik direktör değiştirmeyen kaç takım var sence? O vallahi bir o, Trabzon değiştirmedi. Bir. Kayseri değiştirmedi. E, Yok Kayseri, Kayseri değiştirdi. Değiştirdi ya. pardon. Hikmet geldi oraya. Aa, çuvalladık. Çuvallamadın. Trabzon'da Trabzon, Trabzon değiştirmedi. Değiştirmedi. İlan Palut. Ha Konya. Konya. Doğru. Ömer Hoca. Hatay. Hatay doğru. Bir anda aklına gelmez hocam benim. Rıza Hoca. Sivas. Sivas. O Demirbaş oldu orada artık. Sivas Hoca. Hadi Aldın abinin memleketi. İpucu ha, Giresun. Verin. Giresun. Doğru. Hakan Hoca. Hadi bir de baklavasıyla meşhur Erol Bulut. Antep. Antep hocam. Yani aynen. bir, 2 3 4 5 6 tane. Bizim tabii kafaları iyi, aklımıza gelen Trabzon oldu çünkü. <laughs> şimdi lider aynen, aynen. baklavasıyla ünlü falan şu anda diyebilirsin. Ee, geçen gün Koray Baloğlu anlattı. Ben son sayfaya geldiğim zaman böyle biraz yemek yapıyoruz, Hı. yemek muhabbeti. Ee, ya e, Kartepe'den Sapanca'ya gittik yemek yemek. Gecenin saat 3'ünde Aldun abi'ye söyleyin mi yemek muhabbeti Hı. yapmasın diyor. Şimdi Güzel. sıkıntı yok sıkıntı yani. Sıkıntı yok şu an. Bir de mesela bunu yaz da şunu soralım bakalım. Bir soru iki bir Sor Soracağım. İkinci e, hoca olarak gelenler kimler daha çok başarılı oldu? Bravo. Montella 1. Efendim. Hikmet Karaman'ı yazarım. Evet. Ünal Hoca'yı yazar mısın? Karaveli. Yazar yaz, yazmam. <laughs> <laughs> ya, <laughs> Emre Berelzo'nu yazarım. Başka? Yok. Efendim. Yok. Şimdi ben bir şey yazayım sana. Yok. Yok. Bunları... Montele bir yazarım ama. Bak, Montele ile Emre zaten bir yazılır. Ama ben Beşiktaş'ın hocasını da yazarım. Yani kolay Önder bir şey olsun. Tabii Oradan çıkıp da oraya gelip o takımı toparlamak etmek kolay bir iş şimdi, değil. Yani. Şimdi... Şimdi... Altyapı abi. Altyapı her zaman için benim en önde gelenidir. <laughs> şimdi bir şey söyleyeceğim. Tabii abi. Mesela Altay kaçıncı teknik direktöründe? Bu 3. 3. Mustafa Hoca, Nobre 3. Evet bir tane Altay örneği var. Aklıma geldi. Listeyi şimdi. bir daha ver ekran. Yani listede görürüz. Rize'de kaç oldu? 1, 3. 3. Güzel. Peki şöyle bir şey var biliyorsun değil mi? İstediği kadar teknik direktör değiştirebiliyor takımlar. O Ama hoca sadece iki kez, iki, bir sezonda iki kez görev Ölke oldu. Sana bir şey sorayım. Bu doğru mu şimdi? Kasımpaşa'da kaç hoca değişti o, abi? O Kasımpaşa 4-5 olmuştur. 4. 4 oldu mu? Alanya kaç? Alanya 3. 3 galiba. Onlar da hoca falan Rize değişiyor. 3, da, şunu, Şun, hiçbirinde de lisans falan yok. Hiç lisans şunu, falan yok. yok. Şunu anlatmaya <laughs> çalışıyorum. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Madem böyle bir kural var oraya da bir kural koyun ya. O, yani onu, de, onlar, hep söylen senelerden beri söylüyor. Hocam olmaz şey, ama ya. Ama yani bu, kulüpsi, yılda kulüp sık İki antrenör. İki antrenör. Yani yılda iki antrenör olmuyorsa altyapıda antrenörü var. Onunla devam etsin. Şimdi çok güzel Eğer çok şeyse. Bak şimdi Kasımpaşa'dan bahsediyoruz. Sami şimdi orada hoca değil mi? Sami. İzmir'den Galatasaray'a geldi. Galatasaray altyapısında beyler falan. Biz onunla yolumuz Yo Yozgat'ta kesişti. Yimpaş Yozgat'ta. Sami'yi çalıştırdım mi? ben tabii. Cihat Aslanlar falan beraber oynuyorlardı onlar. E, i̇kinci dönem e, gönderdi. Yerine farklı bir oyuncular geldi. Ama lisansınız yok. Şimdi bir de bunlar var. Hocam, artık o, o iş koye onda... gitmeye başladı. Bakın şey e, Malatya ne dedi e, Söyle Santrofor, Adem büyük, Adem büyük takımın. şey Nuri aynı şekilde. E, bir de bunlar başladı bizim ülke önceden yoktu bunlar. Hocam on tamam da yani, ama, e, bir, yani... Bir nasıl ki bir teknik direktör diyor ki ben e, yani niye çalışmıyorsun diyorsun mesela iki defa görev aldım artık ondan sonra görev yok ama. E, kulüpler sonsuz değiştirebilir. Bunlar yani beş haftada bir değiştirebilir. Bunlar da, bunların şey da sıkıntı. Da, e işte bunların bu çok, da sıkıntısı çok var. Bir, Burada zaman, bizim e, şey e, tü, 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 tüfat e, bunları bir şey getirecek federasyonla birlikte. Hocam o işleri tüfat hiç yıllarca söyledik. Ben de üyesiyim yani, ama hiç olmuyor hocam. İşte tüfat. benim anlatmak istediğim o. Siz şimdi e, teknik direktörsünüz. gönderiliyorsunuz. Ben lisansım falan yok yani yüksek lisansım yok ama geliyorum başkasının lisansına gel diyorlar 3 kuruş ismin çalışsın burada. Olmaz. Bakın gidin siz şimdi burada çalışan hocam Nuri de dahil. Gidin bakayım Avrupa'da Almanya'da size veriyorlar mı? Girebiliyor musunuz kulübe? Lisansınız yoksa. Hiç şansınız yok. Evet. Bu da Çağatay da aynı şekilde. Bunlar evvel yapmayanlar kimler varsa hiçbiri giremez. O kulübe de oturamaz. Yoksa sizin o sertifika. Ancak yardımcı hocalık yaparsınız. Eğer e, oraya uygunsa değilse girme şansınız hiç yok Ama biz de maalesef işte iki haftalık ya da üç haftalık kulüplere verilen bir süre var. O süre zarfında evet, üç hafta bir hafta pro lisansla anlaşacaksın. Şimdi mesela Emre Belezoğlu. Evet. Git bakayım Almanya'da girebiliyormuş. Giremezsin. Dış maçlar hazır. Saat başı devam edeceğiz.